Sen bugüne kadar gördüğüm en yakışıklı kedisin. Aşkım benim, sözlerin ruhumu okşuyor. Konuş, konuş. Ah, seni böyle sarılıp sarılıp içime sokasım var. Sarıl bana, daha sıkı sarıl. Sanki beni duyuyormuş gibisin ya. Sana bayılıyorum. Nihayet aradığım kadını buldum. Hoşuna gidiyor mu? O da ne kelime. Elim ayağım kesildi. Kalbim salisede 1500 çarpıyor. Neredeyiz biz? Nerede olduğumuzun bile farkında değilim ben ya. Berrat ormanındayız. Bir kedinin kaybolabileceği en güzel yerdeyiz. Seni ne güzel bir ormana getirdim değil mi dumanım? Romantik, sessiz. Bizden başka hiçbir canlı unsur yok. Issızlığın ortasındayız aşkım. Demek o ormandaymışız. Selda'nın kafesinden çok uzaklaşmadığımıza göre Belgrad'dayız. Ama ben ormanlardan ürkerim ya. Öteki hayvanlar beni... Seni ne evime götüreceğim be. Konuş konuş, burada bırakacağım. Sonra evin yolu bul bulabilirsen. Hadi. Hadi gene beni duy. Beni hisset. Hadi eve gidelim. Evinizi, yani evimizi burası görmek istiyorum. Burası ne güzel bir yer değil mi Duman? Ne kadar gizemli. Ne kadar hoş. Biraz daha kalalım, sonra evimize gideriz. Hadi gel. Yasla başını koynuma. Ah aşkım, çok tatlısın. Buna hayır diyemem. Hatta orada uyurum bile ben. İyi uykular tatlım. Mutlu rüyalar. Hoşça kal dumancığım. Bakalım kadın derisi olmanın bedelini nasıl ödeyeceksin? İşte oldu. Ayşegül, dersi mi gideceksin? Yo. Ne yapıyorsun? Sen şimdi yalnız kaldın ya. Üzülme diye ben de yanına geliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, yeni yeriniz. Ayşegül, ne oluyor? Şimdi Tuğçe'nin eşyalarını buraya taşıdım. Ben de Berna'nın yanına geçtim. Siz beraber oturun diye. İyi fikir mi bilmiyorum. Ay, canımsın ya. Ne kadar fedakar bir insanmışsın. Seni çok yanlış tanımışım Ayşegül. Söz eğer senin de bu sınıftan çıktığın olsa bütün borçlarımı ödeyeceğim. Ayşegül, biliyor musun? Ben de kendimi çok boş hissetmeye başladım. Ya çocuklar, saçmalamayın. Siz mutlu olun. Yeter bana. Ay canım, gel gel, bir daha yapacağım. Tamam. Hadi hadi, yeni yerinize oturun. Bakayım şöyle size. Maşallah. Baksana. Ay. Ay. Ah, canım anneciğim benim. Harika gidiyor anneciğim. Daha şimdiden tıklım tıklım kafem. Hı? Ya bir görsen, müşterilerim de çok düzgün insanlar. Yani sihirli güçlere başvurmadan başarmış olanlar. Lütfen Ferit'le ilgili konuşmayalım. Ya ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Aa, Melda da iyi, Ayşegül de iyi. Duman mı? Duman aslında benimle birlikte buradaydı ama çok ilginç bir şey oldu. Ya sanırım oğlunun hayatı değişti anne. Ha, hayır canım, eski haline falan dönmedi de. Ama bu haliyle bir hanım arkadaş buldu kendine. Ay hayır, şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Artık onunla birlikte yaşayacak. Geldiğin zaman anlatırım detayları. Şimdi müşterilerim bekliyor anneciğim, hepsi gözümün içine bakıyor. Ne gel? Gelme anne, niye geleceksin canım? Ya şimdi bak anneciğim, her şey yeni yeni oturuyor. Buraya gelirsen sen her şeye karışırsın, benim kafamı da karıştırırsın. Tamam tamam, merak etme, arayacağız anneciğim. Biz Duman'la birlikte aynı andan ararız seni. Ama anneciğim bak, lütfen rica ediyorum, beni telefondan ara, olur mu buradayken? Yani öyle masadan, tabaktan, pastanın içinden falan çıkmaya kalkışma. Ya müşterilerim sıradan insanlar, beni zor durumda bırakırsın. Aha. Tamam anneciğim, ben de çok öpüyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Güle güle. Ay inşallah gelmeye kalkmaz ya. Din
1453'te Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'u fethettiğinde... Hocam galiba Fatih Sultan Mehmet demek istediniz. Ay ben Yavuz Sultan Selim mi dedim? 1789'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde... Hocam o 1453 olmayacak mıydı? Ben ne dedim? Hocam siz herhalde Malazgirt Savaşı'nın tarihini verdiniz. Ya bir dakika. Şimdi bu kıza çıkma. Hoca karıştırıyor olay olmuyor, Tuğçe karıştırınca mı olay oluyor? Evet yani. Aa çocuklar, tamam sessizlik. Eminim Selim sinirlenmiş. Ayşegül'e inat olsun diye Tuğçe ile çıkıyormuş gibi yapsa bile bu kadar körü körüne onu savunamaz. Ya bunun nesi var? Ben de bilmiyorum ya. Bugün her şeyi karıştırıyor. Bugün bu sınıfta hiçbir şey normal gitmiyor ama. Ay çocuklar kesin uğultuyu. Tamam dalgınlığımdan dolayı özür dilerim. Ayşegül hadi İstanbul'un fethini sen anlat. Biz de sınıfta böylece bir bilgi taraması yapmış olalım. Tamam olur. Burada mı anlatayım yoksa tahtada mı? Hadi gel tahtada anlat. Evet arkadaşlar, İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet... Neyse ki Selim'i unuturken öğrendiklerini böylece unutmamış. Böylece Bizans İmparatorluğu tamamıyla yok oldu. Yeni bir çağ başladı. Merhaba Selda hala. Aa Ayşegül hoş geldin, okul bitti mi? Evet sana yardıma geldim. Önlüğüm nerede? Önlük içeride, kırmızı bir önlüğüm var, çok beğeneceksin. Ay en sevdiğim renk. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz, otur bakayım şöyle. Oturuyoruz, dinleniyoruz ve biraz konuşuyoruz. Neden? Merak etme, korkulacak bir şey yok. Biraz önce burası cıvıl cıvıldı ama şimdi herkes iş yerinde. 2 saat sonra paydos olunca burası yine eskisi gibi olur. Yani bir sorun yok. Tabii canım, sorun da ne demek? Muhteşem. Ayşegül, bugün kazandığın parayı tahmin bile edemezsin. Senin durumlar nasıl? Ya benim işte aynı. Yani okul, dersler falan. Aa sana ne söyleyeceğim? Tuğçe hayatının aşkına kavuştu. Tuğçe mi? Evet. Açıkçası biraz kıskandım. Yani ne bileyim, keşke ben de aşık olsam. Sevgilimle çıksam. Tuğçe, ya kime kavuştu? Ay Selim'e. Ne? Ay canım benim, görsen bütün vücuduna baştan aşağı bronzlaştırıcı krem sürmüş. Yani hem çok komikti hem de ne bileyim biraz zavallıydı. Ben de dayanamadım, şöyle küçük bir sihir yaptım. Aa! Birbirlerine sırılsıklama aşık oldular. Yani çok mutlular. Ayşegül sen ne yaptığının farkında mısın? Ferit'e söylemezsen bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hem ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ayşegül gerçekten kendinde değil. Bunun önünü almazsak her şey büyük bir felakete dönüşecek. Ay Selda hala, burası çok güzel bir yermiş. Ya çok güzel. Neredesin? Sevgilim. Neredesin? Ya nereye gittin? Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Ayşegül, muhteşem gidiyorsun. Ay sağ ol. Ay şuradaki masa var ya, bana tam 5 lira bahşiş verdi. Ne diyorsun? Çok zengin olacaksın. Ya para kazanmak bir yana. Ya ne bileyim, bu işi çok sevdim. Sürekli değişik değişik insanlarla tanışıyorsun. Aa sorma. Bugün buraya çok enteresan bir kadın geldi. Aa nasıl yani? Yani Duman'a aşık oldu neredeyse. Kedisi varmış, ölmüş. Ve Duman aynı o kediye benziyormuş. Kadın yalvardı, ne olur ne olur bana biraz verir misin? Kedimin hasretini gidereyim dedi. Duman da çok istedi. Ne olur beni bu kadına ver, ne olur beni bu kadına ver diye kendini yerden yere attı, yalvardı. Ben de verdim gitti. Nasıl yani? Sen şimdi benim amcamı yabancı bir kadına mı verdin? Aman Ayşegül, amcan kaç yüz yaşında adam. Yani çocuk gibi zorla dizimin dibinde oturtacak halim yok herhalde. Gideceğim diye tutturdu, ben de verdim gitti. Ama ne olur ne olmaz diye telefon numarasını ve adresini de aldım. Şimdi eve gidince nasıllar diye bir arayıp soracağım. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Selda? Ay durduramadım diyorum sana. Ya o kadın kim bilir kimin nesi? Ne adresi var ne telefonu? Kadının adının doğru olduğundan emin misin? Ya şu adresini yazdığı kağıtta yazıyor işte ismi. Feride. Ya Selda hala, kadın tanımadığın biri. İster Ayşe der, ister Feride der. Ya sen Duman'ı nasıl verirsin? Ayrıca telefonla da aradık. Yani orada Ahmet diye biri oturuyormuş 20 senedir. Yani Feride diye birini de tanımıyormuş. Ayrıca verdiği adres de Belgrad Ormanı'nın adresi çıktı. Yani doğru dürüst bir ev adresi değil. Müşterim vardı diyorum size. Zaten
Kadın böyle aceleyle kağıdı elime sıkıştırdı. Dumanı kaptığı gibi çekti gitti. Sanki dünyalar onun olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.